Et bana hep primitif, ilkel çağları hatırlatıyor. Riyakâr olmamak lazım diye inanıyorum. Herkesin tükettiği milyonlarca ton et süpermarketlerin reyonlarında yetişmiyor. Bazı kültürlerde et için şey derler. Et olmazsa baş yemektir yani. Et yemek sayılmaz. O sofra sofra sayılmaz. Mutfaklara tabii küçük yaşta benim gibi girenler için belirli parkurlar vardır. Mutfağa girdiğin zaman tutup da sana bir bonfileyi emanet etmezler. Tutup da bir kuzuyu ayıklaman, açman için vermezler. Çünkü bilirler ki mahvedersin çırak. Daha yeni bıçak tutmayı öğrenmiş tutup kaç bin liralık kuzuyu ya da damayı emanet eder mi? Etmez. Önce salataya verir seni. Sen bir böyle bir süre salataları yıkarsın, baharatları organize edersin, dolapları temizlersin. Ondan sonra yavaş yavaş mertebe yükselir. Sen işte tavuklara, kümes hayvanlarına terfi edersin. Hani bozarsa tavuğu açarken en azından tavuk bozulsun, bonfile bozulmasın gibilerinden. Ondan sonra balığa geçersin, balığı temiz, deniz mahsulleri. Ondan sonra etler, parçalamalar biter. Sonra tekrardan sıfırdan başlanır. Böyle bir döngü vardır mutfağın içerisinde her zaman. Şimdi biz tabii süpermarketten almadık kuzuyu. Rica ettik bir köylü arkadaşımızdan. Bize böyle 14 kilo civarında bir kuzu kesti. Fakat tabii köylü arkadaşımız keserken onu pek düzgün kesememiş. Boynunu birazcık uzun bırakmış. Tabii bizim kurtlar, yaşlı kurtlar var içeride biliyorsun. O görmüş, şöyle demiş, bunu gerdanında koyayım bari içine de hem pilava lezzet verir. Hem de sonra onu çıtır çıtır yeriz dedi. İşte bak bu yüzden dayı. Her şeyi bilmek zorunda değiliz ya da bir şeyleri kaçırabiliriz. Böyle yanımızda eski kurtların olması her zaman bir avantajdır. Ben taş fırını çok severim. Gerçekten çok severim. Çünkü ben ateşi çok seviyorum. Yani mesela bu modern mutfaklarda elektrik artık çok kullanılıyor. Çok hızlı tavalar ısınıyor mesela. Çok güzel avantajları var ama ateşin verdiği zevki vermiyor bence. Her yerde muhakkak benim bulunduğum yerde bir fırın vardır. Özellikle taş fırın vardır. Ateşle yakmayı, onunla oynamayı,
başında durmayı, o kokuları çok severim. Çok güzel oldu. O kadar sıcaktı ki çok fazla çocuklar odun atmışlar mesela. Yani şey yapmamıza, sonuna kadar sokmamıza bile gerek kalmadı. Fırının ağzında çevirdik ve nar gibi de kızardı yani. Biz aslında üç tarafımız denizlerle çevrili ama Türkiye'de et balık oranına bakarsan %80'e 20'dir. İşte bu biliyorsunuz işte 70'ler 80'ler kebapçılar furyası. Ondan sonra işte 90'lardan itibaren 2000'lerin başları itibaren de steakhouse'lar. Şimdi her şehirde yani küçük şehirde de büyük şehirde de her türlü steakhouse'u bulabilirsiniz. Yani sonra ne kadar başarılıdır ne kadar başarılı değildir tartışılır. Bir de bu steak sevdası yüzünden kasaplar ki bizim mutfakta çok önemli bir yere sahiplerdir. Büyük ustalardır. Onlar da böyle birazcık şeflik yapmaya başladılar. O da güzel oldu bence. Bir renk oldu yani. Ama yemek yapabilirler mi? Yaparlar. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ne kadar yapıyorlar? İşte bir kasabın yaptığı kadar yemek yapıyorlar. Av hayvanları çok enteresan. Biz göçebe bir toplumuz. Hele yani Türkler yani gerçekten işte göçebe bir toplum ve avcı bir toplumken sülünler, keklikler, çulluklar, tavşanlar yenirmiş. Osmanlı saray mutfaklarında maalesef bugüne dair yemeklerle alakalı çok fazla menü maalesef kalmamış. Onu tutmamışlar. Halbuki başka toplumlarda, başka ülkelerde var. Yani orta çağa kadar giden menüler var. Maalesef bizim gibi büyük bir imparatorlukta tutulmamış ama listeler var. Mutfakta alınan, saraya alınan listeler var. Hepsinde yazıyor işte çulluklar, tekbitler, sürükler. Zaten ava çıkılırmış. Yani o bir merasim. Padişahlar ava çıkardı, avlıkları vardı. Fil kulağı bizim İtalya'da orecchie d'elefante dediğimiz işte tamamen fil kulağına diye geçen bir et. Aslında cotoletta la milanese, Milano usulü cotoletta diye geçer. Milano'da süt lanasından, pirzolasından böyle döverek vurmak suretiyle bir incecik olması gerekiyor. Ve kemiğinin de üzerinde olması gerekiyor. Bu Milano usulü bir schnitzel diyebiliriz. Alakart
restoranlarda yani bunu yapmak tam bir intihardır. Yani bir iki tane adam bütün gün onları vurarak o hale getirip ondan sonra servis sırasında da iki kişi sadece onu pişirmek için mutfakta duruyorsa o bir lükstür işte. Yani çünkü gerçekten çok zahmetli bir et pişimi. Mesela 40 tane yaparız biz bir akşamda 60 tane satarlar. Gören istiyor, gören istiyor. Bitti. Bir tane bile yok bir şefim. Yok. Hadi dur ben sana 2 dakikada yapayım. Yok öyle yani yapamazsın 2 dakika. Mutfaklarda çıraklar özellikle Türkiye'de diyelim. İtalya'da da başka şey yaptırırlar ama mesela İtalya'da makarna yaptırırlar. Türkiye'de de pilav yaptırırlar. Hatta ben Konrad Oteli'ne işte aşçıbaşı olarak gittiğim zamanlarda ekibimi de götürmüştüm. Tabii yanımda Ali Rıza'yı, Şefi'yi de götürmüştüm. Orada benden büyük şefler vardı. Yani ben onların aşçıbaşısıydım ama onlar benden yaşça 20 yaş, 25 yaş daha büyük ustalardı. Bana böyle şefim biz çocukları alalım şunlara bir pilav yaptıralım dedi. Aldılar Ali Rıza'ya pilav yaptırdılar. Mesela Ali Rıza da yapamadı çocuk hep İtalyan öğrenmiş benle birlikteyken pilavı yapamadı falan. Böyle yıllarca sonra onun böyle mevzusunu yaptık güldük. Yani öyle bir ustalık vardır. Gerçekten iyi ustalar pilav yaparlar öyle derler ya pilav yaparlar. Çok da güzel yaparlar.